Merhaba değerli izleyenler. Bir Başarı Hikayesi Daha programı ile yeniden karşınızdayız. Ve konuklarımızın her birinin başarılarını ve mücadelelerini ve başarılarının sırlarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bugün öyle bir konuğum var ki kendisinin elinde 10 parmağında 10 marifet dediğimiz tarzda bir adam. Şiir yazan, şair anlamında değil de yorum anlamında bir kelime kullandı. Onun açılımını birazdan yapacağız. Kendisi şair, aynı zamanda radyo programcısı, aynı zamanda tasarımcı, aynı zamanda gazeteci. Çok değerli bir konuğum var. Bekletmeden hemen takdim etmek istiyorum. Kendisi Yusuf Ziya Levlebici. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. İyiyim, sizler de iyisiniz. Çok teşekkür ederiz. Sayın Levlebici, ben her şeyden önce size şu başarı hikayenizin en başına gelirsek kısaca nasıl anlatırsınız? Nasıl hedef koydunuz? Ailemde edebiyatçı çok kişi vardı. Bütün kardeşlerim şiir yazıyor zaten. Ve yazar çok kişi var. Ailece? Ailece. Ailece tabii ki, var. Tabii ki. Ortaokuldan beri şiir yazmaya çalışıyorum. Tabii ki yazdıklarım sadece düz yazıydı. Ben şiir zannediyorum o dönemlerde. İlerleyen dönemlerde gazeteciliğe başladım. Gazeteciliği de futbol oynuyordum daha öncesinden. Oynadığım maçı yazarak başladım. Kendi oynadığım maçı yazarak. Gazetecilikte eski Entertip döneminde karanlık odadan genel yayın yönetmenliğine kadar her branşta görev aldım. Çok güzel. En son Romanya Vizyon dergisinin genel yayın yönetmeniydim. Türkiye'ye döndükten sonra aktif gazetecilik yapmadım ama gazetelerde köşe yazılarıma devam ediyorum şu anda. Onun dışında tabii ki 80'li yıllarda küçük çaplı yazmaya çalışıyordum. Bir dergi çıkarttık. Kızılırmak dergisi, edebiyat dergisiydi. Evet. Çok ilginçtir. Boş bir sayfa kaldı ve ben oraya bir şiir yazdım. Ama çok olumlu tepkiler geldi. Bu beni teşvik etti. Daha da çok yazmaya yöneldim. Daha sonrası İstanbul'a geldiğimde, ben bu arada Çorumluyum. İstanbul'a geldiğimizde edebiyat dernekleriyle iletişime geçtik. Ve birazcık daha kendimi geliştirmeye çalıştım. Zamanla bu yorumculuğa gitti. Pes etmediniz mi? Yani ısrarlı mıydınız? Ben bu tabii konuda ki işte iyi bir yazar olacağım, iyi bir şair olacağım. Bu arada biraz önce de söylediğim gibi şair dediniz, bir de yorumcuyum dediniz. Yani şairle yorumcuyu ayıran fark nedir? Tabii ki. Sahnede şiiri yorumlayan kişi, çünkü şiiri herkes okuyabilir. Yani eline kitabı alan herkes şiir okur. Fakat o şiirin içine girmek başka bir şeydir. Onu insanlara yaşatabilmek başka bir şeydir. Şiiri yorumladığınız zaman o kişinin yerine geçiyorsunuz. Şairin yerine geçiyorsunuz. Onu yaşayabiliyorsunuz ve insanlara bunu hissettirebiliyorsunuz. Bu çok önemli. Onun dışında farklı bir grup kurduk. İlerleyen dönemlerde, söylediğim gibi daha öncesinde yazdıklarımıza biz şiir diyorduk ama bu çevreye girdikten sonra hiçbirinin şiir olmadığını gördük. Biz kendimizi öyle oyalıyorduk. Peki hemen ben şiir deyince arada bir gireceğim konuya, çünkü başarınızı uzun uzun konuşacağız. Şiir deyince günümüzde herkes şiir yazıyor ve ben şairim diyor. Siz bununla ilgili ne diyorsunuz? Ben çok ilginç buluyorum. Yani şair ne demek aslında? Evet, bu çok önemli bir şey. Özellikle ülkemizde her insan mutlaka hayatında bir tane şiir yazmıştır. Tabii ki bu teknik açıdan baktığımız zaman tartışılır. Ama adına şiir diyoruz. Herkes şiir yazabiliyor, aklına geleni, duygularını yansıtabiliyor ama bunun tabii ki bir tekniği var. Ölçülde farklı bir teknik var, serbestte farklı bir teknik var. Herkes şiirini rahatlıkla, adına şiir derse kendi, yazabiliyor, kağıda dökebiliyor. Önemli olan bunu paylaşabilmek. Paylaştığı zaman da sadece kendi duygularını yansıtıyor insanlara. Söylediğim gibi teknik açıdan asla bakamıyoruz buna. Şair ki, olmanın kuralları yok yani. Şair olmanın kuralları bizim ülkemizde yok şu anda. Evet. Ki şairlik sıfatı zaten hiçbir grup tarafından, bir kurum tarafından verilen bir sıfat değil. Bunu ancak halk verir. Ki
üstadlarımıza baktığımız zaman hiçbiri ben şairim dememiş bugüne kadar. Yani aslında şiiri yazmaya çalışan veya şiir yazan insanların şair olma yolunda ilerliyorum demeleri kendilerine çok büyük bir katkı sağlayacaktır. Eğer şiir yazıyorum, ben şairim derler ise yaptıklarının çok başarılı olduğunu hissedip daha ileriye adım atmayabilirler. Yani onun için de herkes şiir yazan insanlar şair adayı olmak zorunda bence. Evet. Bunun yanı sıra hani şiir yazan kişi şiir okuyamıyorsa o zaman şairim ama yorumlayamıyorum mu der? Tabii ki. Tabii yorumcu yani, başka bir şey olduğu için. Tabii ki. Yorum başka birinin işi eğer kendisi bunu okuyamıyorsa ve duygu yükleyemiyorsa. Böyle tabii diyebiliriz ki, herhalde tabii, değil tabii. Mi? Tabii siz bu alanda efsane adam olarak anılıyorsunuz. Çünkü birçok başarı ödülleriniz var bu konuyla ilgili. Bu ödüllerinizden bahsedebilir misiniz? Ödüllerimde girdiğim yarışmalarda, şiirlerimde, farklı radyo programlarımda farklı ödüller aldım. Tabii ki ilk dönemlerde her insan gibi biz nerede yarışma varsa katılmaya çok arz ediyorduk ve giriyorduk. Birçok ödülümüz var ancak bu ödülleri aldıktan sonra bizim de üstadlarımız yarışmalara girmememizi istediler. Örneğin çok benim üstad olarak gördüğüm ve hocam Nihat Behram bana yarışmaya artık girmemem gerektiğini söyledi ki üstad olarak görüyorum. Ondan sonra ben yarışmalara hiç girmedim. Aday olarak başka birileri gösterebiliyor. Evet. Ama bu yarışmalar tabii ki diğer arkadaşlarımıza, yarışmaya katılan arkadaşlarımıza büyük bir teşvik gösteriyor. Yani diyebilirim ki herkes düzenlenen yarışmalara katılsın. Tabii ki yarışmalar düzenli yapılıyor ise, çünkü ben bunu yaşadım, jüri üyeliğimde de yaşadım. Benim oyu az verdiğim insanlar her ne hikmetse birinci olarak çıktılar. Çok güvendiğimiz insanlar bizim az verdiğimize daha çok puan vererek onlar farklı bir konsept geliştirdiler. Yani bunlar dereceye girsin girmesin insanlar şiir yazmakta büyük bir teşvik alıyorlar. Onun için herkes girebilir yarışmalara. Girmelerini de istiyorum tabii ki. Bu tür yarışmaların düzenlenmesini istiyorum. Tüm kurum, kuruluşlar, zaten baktığımız zaman Türkiye'de biz şiirin hak etmediği bir yerde olduğunu görüyoruz. Evet. Bunun en büyük hatası bana göre şiir yazanların kendilerinden kaynaklanıyor. Kitaplara bakıyoruz, herkes kitap çıkarabiliyor. Ancak bu kitaplar özellikle şiir olduğu zaman bir süre raflarda kalıyor ve raflardan takas yoluyla geri iniyor. Raflar satışı demişken hemen başka, evet, bir soru geldi aklıma. Tabii biz, sizin başarı hikayeniz o kadar güzel ki programlarınızı anlatacağız. Başarıdan başarıya nasıl koştunuz, kendi alanınızda nasıl bir efsane oldunuz, bunu tek tek konuşacağız. Ancak hemen konu gelmişken sormak istiyorum raflardan, evet, bahsedince. Kitap yayınlamak ya da kitap basmak bu kadar kolay mı yani ülkemizde? Evet, bir bakıma çok kolay. Çünkü istediğiniz matbaaya gittiğiniz zaman kitap, paranız varsa cebinizde tabii ki, kitabınızı çıkarabiliyorsunuz. Yayın evleri şiirlere pek girmiyorlar. Çünkü şiir satışı olmadığı için bir bakıma onlara da hak veriyoruz. Satmayan bir kitabı, bir kitap türünü baskıya almıyorlar. Ama insanlar rahatlıkla matbaalarda bastırıp ISBN numaralarını aldıktan sonra kendileri satmak koşuluyla kitaplarını çıkarabiliyorlar. Şimdi tabii değerli izleyenler, Yusuf Bey'le konuşuyoruz ve diyorlar ki yani Yusuf Bey nasıl bir yorumcu, bir önce bir sesini duyalım, bir şiir okusun bize. Önce bir şiir alalım, sonra sohbetimize devam edelim. Tabii ki. Son çıkan kitabımdan bir şiir yorumlayayım o zaman. Tabii ki. Dediler ki hayat dediğin nedir? Bir su misali akıp da geçer. Ne kadar dolu olsa da her bir günün, her yarının bir dünü siler. Bugün ne yaptıysan yarın mezarında biter. Dedim ki zaman yaprak gibi dökülürken ağaçlardan,
bir nefeste bile savrulur gider. Yıllar kovalarken seni ardından, düşen her yaprak bedenini ezer de geçer. Yaşayamayacaksak neden izin verdi Tanrı? Neden bizleri yarattı? Dediler ki, o zaman mevsimleri giy üzerine. Tak takıştır, kendine yakıştır. Leylalar, şirinler dönerken sende, sevgini yağmurlarla yağdır. Dedim ki, giydiğin elbise bol geliyorsa, içinde kaybolup gidersin. Acı çekeceksin ki bir şeylere yanasın. Öğrendikçe güzelliğin tadını alasın. Eğriliği kırıp düzlükte gidesin. Üzerine oturan gömleği işte o zaman giyersin. Ne Leyla ne Şirin tutamaz yerini kalbindeki sevgilinin. Yıldızlı geceleri giyince üzerime, aşkın rüzgarı değer tenime. Yağmur yağsa da bir oluk misali, neye yarar, ne verir insana, bakamadıktan sonra sevgilinin gözlerine. Dediler ki, güneş düşmüş tenine, yakmış yakabildiğince gamzelerini. Bütün çiçekler düşerken saçlarına, hangi Adem aşık olmazmış gözlerine, bütün havvaları kıskandırırcasına. Dedim ki, kızıl buğdayı yanağı güneşe utangaç, düşmanı saf tutmuş kirpikler. En güzeli ayağını bastığı renkler. Düşerken gölgemin yanına, ruhunu alırım baharıma. Elbette kıskanacak havvalar, nerede yaşanan böylesi sevdalar. Dediler ki, Leyla'ya kavuşamayan Mecnun da yanmıştı bir kor gibi. Her nefes bir çıra olurken alevlerde, yaşanması zor gibi. Dedim ki, tutuşan her çıra alevle kucaklaşır, aynı ısıda kaynaşır. Ancak kül olup düşerse yerlere, kendini yakan ateşle o zaman vedalaşır. Çok güzel. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Bu arada kaç tane kitabınız var? Sizin önünüzde bayağı bir kitap görüyorum ama. Evet. Hepsi size mi ait? Bana ait. Bakanlık antolojileri ve diğer karma kitapların dışında ikisi özel baskı olmak üzere 6 tane kitabım var. Evet. 4 tane de albüm. Son kitabınızın adı? Son kitabımın adı Eğme Başını. Eğme Başını. Evet. Evet. İştirak Yayınlarından çıktı. Güzel. Şu anda kitap beni gerçekten ilgi çok memnun etti, kitaba gösterilen ilgi. Önümüzdeki günlerde Kasım'da yine fuarda olacağız. TÜYAP fuarında. Evet. Orada Doğu Kitabevi standında bizler de imzada olacağız. Ne tüm güzel. Konukları bekleriz tabii ki. İnşallah. Tabii ki bunun yanı sıra dedim ya, başarıdan başarıya koştunuz. Arkasından illaki şiir ve yorumculuk dediniz ve sonra bir radyo programına başladınız. Evet. Radyo programından bahsedebilir miyiz? Önceleri şiir yazmaya çalıştığım dönemlerde hiç radyoya çıkmamıştım. Ancak benim şiirlerimi okuyorlardı programcılar. Arabesk yazıyordum. Tabii ki dinleyici ilgi gösterdiği için ben devam etmeye başladım. Daha sonra biraz önce söylediğim gibi edebiyat çevresiyle tanıştıktan sonra şiirlerin akışını da değiştirdim. Konularını da değiştirmeye başladım. Arabesk'in insanlara pek bir şey vermediğini, şiirlerin sadece çiçek böcekten oluşmadığını, sosyal içerikli şiirlerde olmak zorunda olduğunu düşünerek farklı bir tarza girdim. İstanbul'da ilk dönemler internet radyosuyla başlamıştım zaten. İlk internet radyosunda program yaptım. Evet. O radyoda zaten ödül almıştı. Bir ödül de ben almıştım programcılık ödülünden. Daha sonra internet radyoculuğuyla ulusal radyoculuğu devam ettirmeye çalıştık. Radyoculuk çok farklı bir şey. İnsanları en azından karşınızda görmüyorsunuz. O kadar rahat ediyorsunuz. Burada şiir ve türkü programı yaptım ben 15 yıl kadar. Diğer 15 müzik, yıl kadar. Tabii ki tabii. Çok uzun bir süre. Evet. Büyük bir başarı gerçekten. Tabii. Farklı müzik dallarında dinlediğim halde formatım türkü idi. Türkü ve şiirdi. Herkes beni türkücü olarak biliyordu. Çünkü arşivim de çok güçlüdür bu konuda.
Yani bir ulusal radyo arşivi kadar, belki de daha büyüğü benim elimde mevcut. Bütün türkülerin. Yani Anadolu'daki bir köyde amatör bir sanatçının, amatör bir yorumcunun sesi dahi elimde mevcut. Ne güzel. Radyoculukta özellikle şiir ve türkü programı yaptığımız için insanlar şiirlerini gönderiyordu bize. Orada şiir yorumlamak gerçekten çok zor bir şey. Çalışmıyorsunuz daha önce. İlk ekrana gelen şiiri yorumlamaya çalışıyorsunuz. Onu da açtık. Başarıyla yaptık zannediyorum ben. Ama birkaç yıldır radyo programcılığını bıraktım. Evet. Ama ilerleyen günlerde tekrar yapmayı düşünüyoruz tabii ki. Hı hı. Bu arada tabii ki bunca şiir yazarken sadece kendi duygularınızı mı yazıyorsunuz? Mesaj içerikli aldığınız konuşmalar, sohbetler hep size konuşurken bir şiir yazmalıyım bunun üzerine dedirtiyor mu mesela? Tabii ki, tabii ki. Zaten kendi duygularınızı yazarsanız o özel bir şey olur. Paylaşmanın bir anlamı da olmaz. Çünkü şiir yazan insan yerine göre çocuk, kadın, ihtiyar, genç olmak zorunda. Çünkü o kalemi elinize aldığınızda o ilham geldiğinde, her zaman için gelmiyor ilham zaten. Genelde size ne zaman gelir mesela? Evet, bana çok sinirli olduğum zaman ve geceleri gelir ilham. Öyle mi? Tabii ki. O insanların yerine geçiyorsunuz. Yeter ki başınızı kaldırın, sağınıza solunuza bakın. O zaman her şeyi görebiliyorsunuz. Onları kaleme de dökebiliyorsunuz. Evet. Onun için de şair sadece kendi yaşadıklarını yazmaz. Değil, tabii ki toplumu görmeli, dünyayı görmeli. Çünkü şairin yaşı da cinsiyeti de yoktur. Onun için de dünyanın her yerine şiir yazabilir, her cinsiyete girebilir. Yani dağa taşa yazabilir böyle. Bu arada tabii şiirlerinizi yazarken işte belirli ilham geliyor da herhangi bir arkadaşınızla konuşurken hani çok ilginç bulduğunuz bir ilham kaynağı duydunuz mu mesela? Bir şair dostunuz nasıl şiir yazmış? Hiç merak ettiniz mi? İlham nasıl geldi diye sordunuz mu? Tabii ki arkadaşlarımız sohbet esnasında başka birinden güzel bir kelime duyduğu zaman özellikle ölçülülerde ayak dediğimiz o kelimeyi yakalıyorlar. Onun üzerine gidiyorlar. Bazı kelimeler vardır. Örneğin biz şiiri yazdığımız zaman hemen çıkartmayız şiiri. Dinlenmeye bırakırız. Çoğu arkadaşımız bunu yapmıyor. Sadece ben şiiri nasıl yazdıysam öyle kalır. O benim duygum diyor ama bir süre dinlendirdikten sonra o değersiz kelimeleri değerlileriyle değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Örneğin bir şiiri bugün yazdıysanız bir hafta sonra baktığınız zaman çok eksiklik hissedebiliyorsunuz. Şiir üzerinde düzeltmeler tabii, yapıyorsunuz tabii, tabii. Tekrar. Neyse şiir şiir dedik. Bu evet. Kadar güzel yorumcuyu bulmuşken biz hemen bir şiir daha rica edelim sizden. Tabii ki. Şöyle bir nostalji yapın bize. Eskiye gidin biraz. Evet o zaman ilk kitabım Memleketim'di. Memleketim tamam, isimli kitabımdı. Tamam ondan bir oradan, şiir alalım o zaman. Gurbet şiiri okuyalım. Tamam. Kitabın ismini taşıyan Memleketim. O zaman gurbetçilere güzeller. Gelsin. Evet. Yıkılası gurbet çok zor geliyor. Hastalandı şu serseri bedenim. Durulmaz hasretin beni çekiyor. Gözümde tutuyorsun memleketim. Anamın mezarı, baba ocağı. Bahçelerdeki mısırın saçağı. Komşu kadınların yufka tandırı. Ah beni çekiyorsun memleketim. Soğanı bal eylediğim yufkalara, tepede güttüğüm o davarlara, mıstıkla güreştiğim o otlaklara hep hasret koyuyorsun memleketim. Köyümün o kerpiçli sarayları, güllerle yıkanası duvarları, mıstıkla güreştiğim o otlaklara hep hasret koyuyorsun memleketim. İnsanlar tanıdık değil, yabancı. Bir köylü mü yazmıyor mezarı taşı? Köyüme hiç kalkmıyor arabası. Boşuna arıyorum memleketim. Ne konuklarına bir köy odası, ne de bulgur pilavlı yer sofrası. Yok ihtiyar heyeti ormancısı. Şu hale acıyorum memleketim.
bir kaval sesinden sıla hasreti. Duydukça parçalıyor ciğerlerimi. Ben de bulamıyorum kendimi. Hep sana ağlıyorum memleketim. Gelme hasret, artık üstüme gelme. Güneş vursa da benim şu tenime, Haziran'da kar yağar üzerime. Gurbette üşüyorum memleketim. Çok güzel, evet, sizi tebrik ediyoruz. Gurbetçiler de çok duygulanmıştır eminim. Çok güzel, tebrik ederiz sizi. Bu arada bir grubunuz var, yeni bir evet. grup kurdunuz. Şairler grubu mu bu? Aslında yeni değil, 6 yıllık bir grup. Öyle mi, 6 yıl Tabii oldu. Tabii ki, Kardelen Şiir ve Müzik grubu. Evet. Biz bu grubu iki arkadaşla birlikte kurmuştuk. Biraz önce bahsettiğim gibi, şiirin hak etmediği bir yerde olduğunu düşünüyorduk ve bir şekilde halka götürmemiz gerektiğine inandık. Şiirleri müzikle harmanlayarak programlar yapmaya başladık. İki kişi şu an 15 kişi oldu. Çok güzel. Tabii sazlarımızla, bir başarı, evet. evet, sazlarımızla, sanatçılarımızla, şiir yorumcusu arkadaşlarımızla 15 kişiyiz ki 15 kişinin içinde şiir yorumlayan ressam da var. Halk müziği sanatçısı da var. Farklı sanat dallarına mensup arkadaşlarımız da var. Yarın 44.'sünü yapacağız biz evet. bunun. Yayınımızın 5 dakikası kaldı. Kısaca toparlayalım. Tabii, yarını tabii. anlatalım. Hı. Davet Hı. edelim Hı. insanları. Yarın tabii bir ki. Herhalde var. Yine konserimiz. Evet, yarın programımız var. Biz bu şiir ve müzik dinletilerinin bir bölümünü yaşayan değerlerimiz olarak ayırdık. Burada sanatının yanında özel yaşamıyla da halka örnek olan sanatçılarımızı yaşayan değerlerimiz kategorisi içine alarak onlara bir ödül veriyoruz. Evet. Ersan Erdura'dan Ayla Algan'a kadar, Kardeş Türküler'den Süleyman Turan'a kadar, Müjdat Gezen'e kadar birçok değerimizi yaşayan değer olarak nitelendirip onlarla birlikte sahneyi paylaştık. Yarın da 44.'sünü Bahçeli Evler Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yapacağız. Yarınki konuklarımız da çok eskiden tanıdığımız sanatçılarımız. Ücretli bir hayır, mi? Ücretsiz. Değil. O zaman değerli izleyenlerimize buradan bildirirseniz gelmek isteyenler gelebilirler. Tabii ki. Bizim hiçbir programımız ücretli değil. Hiçbir sanatçımız bizden ücret almıyor. Biz de halktan almıyoruz. Çok güzel. Hiçbir kurum ve kuruluştan da destek almıyoruz. Tamamen bağımsızız. Yarınki programımızda yaşayan değerlerimiz Güzün ile Baha, Metin Ersoy, tiyatro oyun yazarı Tuncel Cücenoğlu, senarist yönetmen Safa Önal olacak. Yani yarın gerçekten çok güzel bir gece yaşayacağız. Hem şiirle, müzikle hem de yaşayan değerlerimizle sahneyi paylaşacağız. Onlara o onur ödüllerini, yaşayan değer ödüllerini takdim edeceğiz. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben ayağınıza, teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık. Ben teşekkür Güzel ederim. Bir başarı hikayesiydi ve gerçekten nereden nereye geldiğinizi bize anlattınız. Önemli olan şey burada bu paylaşımı bizlerle birlikte ekran karşısındaki değerli izleyenlerle paylaşmanız bizim için çok önemliydi. Çok teşekkür ederiz. Yayınımıza son ben vermeden önce sizden güzel bir şiirle veda edelim. Peki. O zaman özellikle şu son dönemlerde yaşadığımız üzücü atmosferler, özellikle Orta Doğu'da yaşanan bu savaşlarda, benim Irak Savaşı'nda Iraklı çocuklar için yazdığım şiirim vardı. Barış Ver Amca isimli bir şiir, bir çocuğun dilinden. Hemen onu yorumlayayım. Tabii ki. Umudum önümde ışık tutarken bana bomba değil, çiçek ver amca. Niye savaşayım barış dururken, bana mermi değil, şeker ver amca. Kalem tutan elim tetik basamaz, güçsüzdür kollarım silah alamaz. Söndürürsen beni güneş doğamaz, bana kavga değil, kitap ver amca. Oyun bahçesinde koşup oynarken, gülen yüzlerimde güller açarken, sabahlarımıza ışık beklerken, bana savaş değil, barış ver amca. Kanlar resim yapmaz, boya isterim. Tetiğe basamam, kalem beklerim.
ağlamak yerine gülmek dilerim. Bana zulüm değil, sevgi ver amca. Geceleri ağlar, sızlar dururum. Uçaklar gelmesin derken uyurum. Sabahları kalkar, korku solurum. Bana korku değil, oyun ver amca. Bir lokma ekmeği suya banarken, marazda anama deva ararken, yoksulluk yarama tuzu basarken, bana kurak değil, yağmur ver amca. Tezgahlar kurulur halkın üstüne, ben oyun, onlarsa silah derdinde. Top, tüfek, bombalar, pazar keyfinde. Bana pazar değil, park ver amca. Bana savaş değil, barış ver amca. Evet değerli.